Herkese merhaba. Bugünkü konuğum siyaset bilinci Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman. Efe Hocam merhaba. Merhaba Erkan Bey. Öldürülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Halk TV'ye konuştu. Çok önemli bir itirafta bulundu. Zannediyorum sizin de dikkatinizi çekmiştir. O konuyu konuşmak istiyorum. Bugün tabii öldürülmesiyle alakalı okların hep MHP'ye yöneldiği konusunu hep girdik konuştuk ama bu sefer farklı bir konuyu ya değindi Ayşe Ateş. 15 Temmuz'la alakalı fütü yargılamalarında komisyonda meselelerin nasıl değerlendirildiğine ait çok önemli ifşaatlarda bulundu. Kocası Sinan Ateş'in MHP adına bu dosyalara baktığını söyledi. Ne diyorsunuz? Yani çok büyük bir skandal tabii. Nedeni bilir böyle bir şey ama bilmediğimiz bir şey değil. Yani bu tabii ki bu ifşaatlar zaman içerisinde gelecek. Bunu en başından beri söyledik. Yani 2016'dan bu yana yavaş yavaş Pandora'nın kutusu açılıyor. Böyle bir günde açılmaz bu tip işler biliyorsunuz. Üzerinden belli bir zaman geçer ve insanlar bülbül gibi konuşmaya başlarlar. Ee, Sinan Ateş'in e, ne tür e, kirli ilişkilere katıldığını görmüş olduk. Yani zaten hani bu böyle bir anda Sinan Ateş e, bir suikast kurban gittikten sonra insanlarda çok büyük bir işte Sinan Ateş üzerine işte menkıbeler yazma, edebiyat o, o parçalama olayı başlamıştı. Ee, tabii ki ölen birisinin ölmesi hiç hoş bir şey değil. Yani kimsenin siyasi bir cinayete kurban gitmesini kimse istemez ama yani e, hem MHP'nin hem de bu Cumhur İttifakı'nda olan diğer e, görünen ve görünmeyen kısımda olan e, güç paydaşlarının ne tür kirli ilişkilere bulaştıklarını uzun zamandır yazıyoruz, çiziyoruz. Yani 2016'dan bu yana yazmadıysak bine yakın yazı ben yazdım. Siz de yüzlerce yazı yazsınız. Şimdi hocam yani, burada... Buyurun hocam tamamlayın. Ee... Yo, yani şuna şuna getirmek istedim konuyu. Ee, aslında Sinan eşi tamamen bu konuya ben gireyim, bu konuyla ilgili ifşaatlar yapayım, intikam alayım falan böyle bir şey içerisinde değil. Bir, bir şekilde e, laf buraya gelmiş orada da işte bildiklerini anlatıyor. Hani kendi eşinin aslında devletle nasıl ilişkiler içerisinde olduğunu falan olumlu yönde kendi eşini zannediyor ki aslında bunu anlatırken e, Sinan Ateş'le ilgili çok iyi şeyler söylediğini zannediyor. zannediyor. Kadıncağız. Kadıncağızın değil. şeyi bu. Farkında Şimdi, değil yani yaptığı ifşaat. Şimdi işte hocam olay şu. Şimdi e, Sinan Ateş yani hatırlatmakta fayda. Ülke Ocakları genel başkanlığı yapmış bir isim. Bir MHP'li. Şimdi resmi onun resmi devlet içerisinde herhangi bir statüsü yok. Yargıyla, margıyla, ha hukuk, hakim, savcı hiçbir şey değil. Şimdi evet. 15 Temmuz'dan sonra o FÜTÜ şey komisyonu kuruluyor oraya MHP'den de İsmet Büyük Ataman konuyor oraya Adalet evet. Bakanı Abd Abdülhamit Gül İsmet Büyük Atamandı ben bu işlere uğraşmayacağım deyip konuyu Sinan Ateş'e havale ediyor diyor ki sen bak buna diyor 100 bin kişilik isim listesi verildi diyor Ayşe şey 10 bin on bin, Oha, on bin özür diliyorum. on bin, on on bin, bin evet. kişilik on bin şimdi Sinan Ateş'in hiçbir şey yok. Resmi sıfatı yok. Hakim değil, savcı değil. Polis değil, bir evet. şey değil. O alıyor listeleri. Ha bu ülkücüdür. Tamam bunu tutuklamayalım. Bu ülkücü bu bizden, bu ülke ocaklarından. Ha bu fütücü. Tamam. Bilmem ne. Kararları vermiş. Bu listeleri de dönemin bakanına doğrudan teslim etmiş. Bu nasıl işte ülke ocakları genel başkanı bu işlere bakmış. Şimdi e tek tek deşifre etmeye çalışalım. Yani baştan itibaren ele alalım. Şimdi mesela İsmet Büyük Ataman'ın fonksiyonu nedir? Yani böyle tek bir kişiye böyle bir şey havale edilmez. Yani bir parti de olsa, diyelim ki bir milletvekili de olsa veya bir fonksiyonu da olsa, bakan bile olsa yani. Bakan olabilir, hatta Cumhurbaşkanı olabilir. Yani bir insan en yetkili kişi olabilir. Ama bir insana böyle bir soruşturmayla alakalı, eğer bir soruşturma gerekliliği varsa bir takım insanlar hakkında öncelikle bunun hukuku hukuki denetime açık ve bürokratik prosedürlere uygun yasal müktesebata ve anayasaya uygun şekliyle yapılması gerekiyor. Yani ben bunu böyle siyasi erk benim kendi kafama göre işte e, birisini görevlendirdim. O birisi de bu görevi başka birisine e, vekaleten iletti falan. Bunlar ancak muz cumhuriyetlerinde olabilecek şeyler. Yani bunlar kusura bakmasın kimse. Katar'da olsa e, yadırganmaz. Somali'de olsa yadır, yadırganmaz. Anlatabiliyor muyum? Angola'da olsa yadırganmaz bunlar. Yani ama Türkiye'de Avrupa Birliği ile organik bağları olan Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesi'nin kapsama alanı içerisinde olan falan bir ülkeden bahsediyoruz. NATO üyesi. Yani, yani devletin bu, bu mümkün hakim, değil. savcısı yok. Yok. Zaten hepsini ha. içeri attılar. Evet. Konuya ülke ocakları genel başkanı bakıyor. Hayır şimdi bir de bu görünen buzdağının sadece üstte görünen kısmı. Bir de görünmeyen kısmını söyleyeyim ben size şimdi. Bu 10 bin kişilik liste MHP ile alakalı olan kısım. Bir de MHP dışında başka odakların ilgilendiği listeler var. Tırnak içinde listeler var. Bir takım listeler. Şimdi şunu soralım kendimiz. Yani bizi izleyenlere soralım. Bu listeleri kim hazırladı arkadaş? Şimdi bakın bunu mesela e, İsmet büyük ataman hazırlamamış. Ona da birileri bu listeyi vermiş değil mi? Tabii. İsmet bunu almış. Sinan Ateş'e vermiş. Al Sinancım demiş. Baba oğul ilişkisi gibiymiş bunların ilişkileri falan. E şöyle söylüyor Sinan, Sinan Ateş'in. Al bakalım Sinancım demiş. Sen bir bununla ilgilen. Şimdi bu liste nereden geldi arkadaş? Alaaddin'in sihirli lambası yani. Nereden geldi bu liste? En önemli sorulardan bir tanesi bu. Bir fişlemeden bahsediyoruz burada yani. 10 bin kişiyi fişlemiş devlet tamam mı? Ve bu fişlenen sadece MHP'nin ilgi alanına giren fişleme. MHP'nin ilgi alanına girmeyen bak, bak, onu bilmiyoruz ha. daha. Onu başka başka birilerinin eşleri, başka birilerinin dadıları, başka birilerinin anneanneleri ileride çıkıp anlatacak bize. Ve biz onları da konuşacağız bu programlarda. Anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle bir durumu tespit ettik. Şimdi şuna bakalım. Ta tamam velev ki böyle bir liste geldi. Böyle bir liste size gelse, bana gelse yapacağımız şey çok normal. Deriz ki kardeşim bu Liste yasal bir şey değil. Ben böyle illegal bir işe karışmak istemiyorum. Yani bana yasal anlamda bir komisyon kurulur. Bana resmi bir görevlendirme yapılır bu komisyonda. Ve ben bu komisyon çerçevesinde bir takım otonomilere, bir takım hukuki prosedürlere sahip olurum. Ona göre de derim ki kardeşim bu listeyi hazırladığınız kriterler, kıstaslar nedir? Neye göre insanların ismini bu listeye aldınız? Ama şimdi böyle bir durum yok. Sinan Ateş de bunu sormuyor zaten. Dikkat ederseniz İsmet Büyük Ataman da bunu sormamış. Sorsaydı zaten onu başka bir ikinci bir kişiye e, Sinan Ateş'e iletmezdi. Büyük Sinan yani Ateş'e dememiş ya ben ne alaka yani ben hani hakim ama, savcı değilim, dedektif ne, ben hem benim önüme ama niye Sinan geliyor Sinan Ateş o işte? işkillenmiş. Bak onu şuradan anlıyoruz. Nereden işkillendiğini şuradan anlıyoruz. Sinan Ateş'in eşi diyor ki Sinan diyor İsmet abisine defalarca ya bir resmi görevlendirme e, halletsek, bir resmi görevlendirme ile bana bunu iletseniz falan demiş tamam mı? Yani işkillendiğini buradan anlıyoruz. Niye işkilleniyor biliyor musunuz? Çünkü bu işler yaş işler. Yani bugün güçlü olanlar yarın güçsüzleşebilir. İllegal, yasa dışı bir iş yaparsanız ileri de bu sizin önünüze konur. Yani e, mesele burada. Sinan Ateş ondan dolayı resmi görevlendirme istiyor fakat e, İsmet abisi ne diyor? Bunu yokuşa sürüyor. Yani sürekli bu gö görevlendirme olmuyor, olmuyor, olmuyor. Sinan Ateş de en sonunda eşine diyor ki ya tamam o zaman biz de böyle devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Anlıyor yani o nasıl bir e, bir denklem içerisinde olduğunun da gayet bilincinde. Çünkü şunu bal gibi biliyorlar. Bu listeleri hukuki olarak hazırlamadılar. Bu listeler yargı üzerinden intikal etmiş listeler değil. Bu listeleri birileri kendi gücünü kullanarak ee, yasalara, anayasaya falan aykırı olarak hazırladılar yani. Bunu, bunu tespit edelim. Ve Abdülhamit Gül'e dönemin Adalet Bakanı ki bu konuda altını çizmek lazım ve unutmamak lazım o dönemin Adalet bakın Abdülhamit Gül ile bu listeler veriliyor. Onlar da gerekli işlemler nelerse onları yap yapıyorlar. Yani nasıl bir dar alanda kısa paslaşmalarla illegal işler döndürmüş adam ve bir, bir milyonların yani çoluğuna çocuğuyla da dahi, dahil ettiğinde bu işin milyonlarını hayatıyla oynadılar bunlar. Şimdi yapmaları gereken işler neyse onu yapıyorlar diyorsunuz ya. Yani evet. o işleri isterseniz bir şey yapalım. Evet. Burada bir gene bir paylaşalım. Bakalım. Çünkü insanlar diyecek ki tamam 10 bin kişilik bir liste verildi de ne oldu bu listedeki insanlara? Bu listedeki insanlar sosyal soykırıma tabi tutuldular. Aile boyu. Yani bu listede hasbel kadar isminiz varsa siz yani adı olan kişi onun eşi, onun çocukları, onun kardeşleri, onun anne babası, onun kuzenleri yani irtibat ve iltisak üzerinden bir ilişki kurdukları için hukuki olarak bir şey söyleyemiyor adam mesela. Diyelim ki sizin isminiz var orada. işte Erkam Tufan, Erkam Tufan'ın ismi o listede var ama Oraya o ismin konmasını gerektirecek bir yasal sıkıntı yok. Yani bir, e, siz hukuka aykırı bir iş yapmamışsınız. Zaten yapmış olsanız öyle bir listeye gerek olmaz. Polis gelir tutuklar sizi doğrudan yani. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Öyle öyle bir prosedür olur. Mahkemeye falan gayet güçlü delillerle sunarlar. Öyle bir durum olmadığı için irtibat ve iltisak diyor. İrtibat ve iltisak ne demek? Siz mesela fi tarihinde birine bir telefon etmişsiniz. Telefon kayıtlarında o gözüküyor. Ya da sana filanca marangozu evinizdeki bir ufak tamirat için e, işte mesela almış şey yapmışsınız adamı ayarlamışsınız adam gelmiş. Ödeme yapmışsınız bu marangoza tamam mı? Yani e, EFT çekmişsiniz ya da başka türlü bir para transferi gerçekleştirmişsiniz. Ha diyor Erkam Tufan vakti zamanında işte bu marangozu ödeme yapmış. Marangoz da filanca örgütle bağlantılı diye daha önceden fişlenmiş bir arkadaş. Yani zincirleme reaksiyon nasıl gidiyor bakın ne kadar anlamsız. Mesela atıyorum sizin çocuğunuz filanca üniversitede kayıtlıymış. O filanca üniversitede de bunlar e, karalistelerini almışlar falan. Yani o irtibat ve iltisak hukuki bir terim değil. Hukuk dışı bir terim. Yani mesela ben sizinle bu programı yapıyorum diye sizi eğer fişlemişlerse beni de fişliyorlar. Şey gibi elektrik enerjisi vardır yani. Elektrik dokunduğun anda elektrik geçer metalden metale falan. Böyle bir e, durum koy. Yani bu hukuk devletlerinde herhangi bir medeni devlette de kabul edilebilecek bir şey değil. Şunu söylemekte fayda var. Eğer bir devlet bu şekle girmişse paçavra haline gelmiştir. Yani bu devlet devlete hizmet ettiğini zanneden bu Sinan Ateş gibi insanlar veya bu İsmet Büyük Ataman gibi insanlar devlete hizmet ettiklerini zannediyorlar. Halbuki devleti imha ediyorlar. Bunu yaparak aslında demesi lazım ki kardeşim bizi bu işlere bulaştırmayın. Bunlar yasal bir şey değil. Biz buna karışamayız. Böyle bir ben bir, belli bir listeye bakıp nereden bileceğim ya bir insanın suçlu olup olmadığını. Müneccim mi? Yani için. şimdi şey diyecektim. Müneccim mi yedim ben. Nereden bileceğim ya? Ben elimde benim ekip mi var? Elimde benim e, polis gücü mü var? Elimde benim bu araştırmayı yürütebilecek donanım mı var? Eğitim mi var? Neye göre ben karar vereceğim? O listede bir takım isimler ve nitekim Sinan Ateş'in eşi diyor ki nasıl e, bu listeyle ilgili nasıl bir e, prosedür takip edildiğini izah ederken diyor ki. Ya işte Sinan da diyor işte o listedeki isimlere göre işte tanıdıklarından bildiği şeylerden falan insanlara telefon ediyordu diyor. Bu insanlarla ilgili referansları çek ediyordu, kontrol ediyordu işte buna göre falan. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu nedir ya? Birinin referansı şimdi yani düşünün şimdi siz Sinan Ateş'siniz. Telefon ediyorsunuz. Alo Ahmet'le ilgili bir iddia var Mehmet abi. Bu Ahmet nedir? Referansları sağlam mı bu çocuğun? Evet Sinancığım problem yok, sıkıntı yok. Bu bildiğimiz bir arkadaş diyor. Bilmediği bir arkadaşsa mesela ya biz bunu bilmiyoruz, bu garip bir çocuk, bu zaten sonradan gelmiş ya da belki de garezi var adamın. Adam ne diyecek, canım? ipini çekelim. Yani bu ciddi alınabilecek bir metot mu? Allah aşkına yani herkes bir kim olursa olsun, hangi siyasi görüşten olursanız olun. Bu çok tehlikeli bir şey. Bunu bugün bu insanlara yapıyorlar. Yarın bunu bunu yapanlara da yapacaklar. Bakın. Evet. Aynı şekilde de zaten Sinan Ateş'in de Su testisi su yolunda. Ne ve, şekilde bir ve sonu olduğunu da kullandılar, çöpe attılar. Bitti bu olması. kadar. Vurdular, getirdiler ve arkasından da işte MHP lideri yani ipler oklar sürekli oraya doğru gidiyor biliyorsunuz ve işte yeni bir gelişme yaşandı. İşte katili, tetikçiyi kaçıran iki araç var plakasıyla belli bir araç. Alparslan Türkeş'in baş harfleri öbürü de e, bir başka plaka. ikisi de e, biri ülke ocaklarına kayıtlı öbürü de kayıtlı. Aynen kayıtlı, öyle. Yani, yani olay ispatlanmış. Olayın ne olduğu anlaşılmış. Şimdi, Cinayetin nasıl işlendiği ortada aslında gözüküyor yani. Çok net gözüküyor ve şimdi bu savcılık ama bunları belirtmemiş iddianamede bu yok. İddianamede Tabii. o arabaların nereye tescilli MHP'ye ait olduğunu yazmamış. O bir aracın da savcı... Ülke Ocakları Genel Merkezi'ne bağlı olduğunu, Ülke Ocakları Genel Başkanı'nın makam aracı olduğunu da yazmamış. Hayır, savcı zaten katip. Yani savcılık yazmamış dememek lazım. Yani dediğiniz doğru, teknik anlamda doğru bir şey söylüyorsunuz da. Ben izah ederek şimdi şey yapayım, bu bizi izleyen insanlara. Şimdi normal şartlarda savcı nasıl hareket eder biliyor musunuz? Devlette yürütme dediğimiz ve yargı dediğimiz erkler birbirinden ayrı. Yani Devleti idare edenler yani devletteki işte siyasi karar alıcı Erdoğan, Erdoğan'ın çevresindeki bakanlar, müsteşarlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri. Bunlar telefon edip savcıya talimat veremez. Savcının ayrı bir e, devlet içerisinde ayrı bir konumu var, otonom. Çünkü yargıya bağlı. Fakat Türkiye'de bu böyle olmadığı için artık fiilen anayasaya göre böyle olması gerekiyor ama anayasayı rafa kaldırdılar. Dolayısıyla savcıya ben niye katip diyorum? Çünkü savcıya telefon ediyor. Alo savcım. Ha bak şimdi Mehmet'in, Ahmet'in, Selami'nin, Süleyman'ın isimlerini burada gördün mü sen kağıtta? Onlarla ilgili şöyle şöyle bir iddianame yaz. Tabii efendim ne demek hay hay diyor. Savcı ertesi gün o iddianame. Yani olay böyle yürüyorken bir vodvil var, bir sirk var karşımızda. Bu sirke, sirkin direklerine, çadırın direklerine iki tekme atıp yıkmak dışında başka hiçbir şansınız yok. Çünkü bu şekilde devam ettiği sürece bu zincirleme böyle 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 kademe kademe devam edecek al işte geçen hafta şey konuşuyoruz yani Özgür Özel falan o konulara değinmiştik hatırlayacaksınız. Adam gidiyor devletin başındaki cumhurbaşkanı yöneticisi devleti e tabii yani yaptığı şey aslında e, normalde doğru cumhurbaşkanına gidip ya işte Osman Kavala'yı falan serbest bıraksak yani serbest bırakılması gereken veya gerektiği düşünülen insanları kendi e, ekürisine yakın olan insanları cumhurbaşkanına bir liste halinde ismin, isimlerini veriyor bunların diyor ki bunlarla ilgilensek çünkü şu, o da şunu biliyor ki Hukuk aslında guguk haline gelmiş guguk guguk gug. yani hukuk diye bir şey yok hukuk üzerinden yürüdüğü takdirde cumhurbaşkanı ve idare neyi nasıl istiyorsa işletilimin ona... üstüne evet. gitse halbuki aynen. mevcut sistem üzerinde biz bu işi nasıl ad kendi adamımızı nasıl kurtarırızın çözümünü arayışı içerisinde. Aynen, aynen aynen evet evet bakalım sinan ateş konusu ilginçti halk tv bunu e, röportajı yaptı e, belirtelim ama TV ilginçtir e, bu konunun üzerine gitmek yerine sinan ateş cinayetindeki AKP'ye giden yolları gösteren açıklamalara daha çok yer verdi. Bu konuyu ise es geçti. Bu da ilginçtir evet. değil mi? Yani, Şimdi bakın orada... enteresan. ilginç değil aslında. Bu iğrenç. Yani gene i ile evet. başlayan bir şey. İlginç evet. ve iğrenç. Yani ilginç olan şu olur. Yani ha, ilginç evet. E, jurnalistik açıdan ilginç. Bunun üstüne gidilir. Yani bu kadın bir ifşaatte bulunuyor. Ağzından kaçırıyor yani. Orada normal bir gazeteci olsa demesi lazım ki. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ayşe Hanım siz neden bahsediyorsunuz ya? Bu çok ciddi bir şey yani. Emin misiniz böyle bir şeyden? Yani üzerine gitmesi lazımken onlar da o kadar iyi biliyorlar ki bu işlerin böyle yürüdüğünü. Hiç hayret ettiğini, hayret etmiyor orada dikkat ederseniz spiker hayret ediyor mu? Hayret etmiyor. Ediyorum. Neden hayret etmiyor? Neden hayret etmiyor? Bak çünkü her şey hepsi domuz gibi biliyorlar neyin ne olduğunu. Hepsi domuz gibi. Fakat Halk TV'nin ilgi alanına giren ya biz işte... AKP'nin kalesinde nasıl gedik açabiliriz? Onların ilgilendiği çok küçük bir alan. O yüzden ben diyorum, rejim içi debelenmeler bunlar. Rejimle alakalı bir problemleri yok. Rejim gayet normal. Onlar açısından 10 bin kişilik böyle bir listenin, Ülke Ocakları Başkanı diye bir makam var, neyse onu ben de bilmiyorum açıkçası. Böyle bir makamdaki bir adam, o, o listenin gelmesi ve o adamın da o fişlemelere, doğru yanlış doğru yanlış doğru yanlış doğru yanlış diye böyle yanlarına bir bu bizden, şey atarak bu artı değil, eksi artı bizden, eksi artı eksi, artı eksi. eksiler apise giriyor artılar yırtıyor doğru yanlış ya böyle şey, bir şey de normal bizden, göre bu biz tabii tabii ülkücü bu değil yani yani bu ama bizden, şu var o, o, o diyor ki o o diyor ki o 10.000 kişilik listedekilerin hepsi sözde ülkücü olarak gözüküyorlar. Fakat hmm. çürük elmalarla çürük olmayan elmaları ayır diyorlar buna. Anlatabiliyor muyum? Çünkü tabii ki şimdi bir insan yani bir partiye üye olabilirsiniz ama dini tasavvurlarınız olabilir. Dini anlamda bir takım temayülleriniz, evet. eğilimleriniz olur. Biriniz bir cemaate mensupsunuzdur, ötekiniz değilsinizdir yani. Adam şimdi diyor ki bugün hedefe alınan bir grup var, o hedefteki gruba, grupla örtüşen ülkücüler var mı yok mu bunları ayıkla demişler. İşin özü bu yani aslında. Evet. Yani aslında normal şartlarda bütün MHP'lilerin itiraz etmesi gereken bir şey var. Öyle ya şimdi MHP eğer normal bir siyasi parti ise normal bir siyasi partide bütün siyasi parti üyeleri ya da o partiye sempati duyanlar aynı temayül içerisinde mi olmak zorundadırlar? Dini anlamda hepsi aynı temayül içerisinde mi ya da sosyal aktiviteler, sosyal katılım bunlar hepsi mesela Fenerbahçeli Fenerbahçeli mi olmak zorundadır mesela. Anlatabiliyor muyum yani bir kısmının gülen cemaatinden olması, bir kısmının ateist olması, bir kısmının işte daha farklı bir dini cemaate şey veya hiçbir şeyle ilgilendiriyor. O işte bu noktada ilgilendiriyor. Ondan önce ilgilendirseydi o o insanlara ülkücü demezlerdi o tarihe kadar zaten. Değil mi? <laughs> evet. O tarihten itibaren problemli olmuş. MHP'nin de şöyle bir özelliği vardır bakın. MHP devlet ne emrediyorsa, derin devlet özellikle ne emrediyorsa MHP onu yapar. Yani <laughs> 80'de boşu boşuna demediler bu adamlar. Yani Alparslan Türkeş'i falan içeri aldıkları zaman dediler ki e, yani fikrimiz iktidarda kendimiz hapisteyiz dediler değil mi? 80 e, darbesi olduğu zaman böyle bir yani MHP'nin şeyi budur. Ve o dönemde bile itiraz etmediler bu başlarına gelenlere. Yani işkence gördüler bir sürü devletin sillesini yediler ama devlet, devlet diyor işkence. reaksiyonel. Yani devlet yani işkence. kol kırılır yen içerisinde diye. Evet. Yani işin aslında. Toparlarsak hocam. Toparlayalım. E, o zaman şöyle toparlayalım. Bu noktadan sonra ne olacak? Yani bu noktadan sonra e, yani bu ifşaat yapıldı. E, Ayşe Ateş bu ifşaatı yaptı. Biz de bunu şimdi bu programda konuşuyoruz. Ne olacak? Ben size ne olacağını söyleyeyim. Çok trajik bir şey olacak. Yarın ya da öbürsü gün bu konu komple unutulacak Erkan Bey. Bu bir gündem. Yani gündeme, gündem olduğu için bunu alıyoruz, konuşuyoruz. Yarın insanlar unutacak. Çünkü niye? Balık hafızalı bir toplum. Buradan biz bir şey yakaladık. Bu noktadan rejime, e, rejimin eleştirisini yapalım. İşte ne bileyim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne mektup yazalım. E, veya işte ne bileyim Türkiye'de insanları bilinçlendirelim. Çünkü böyle bir şey olmasını kimse beklemiyor. Herkes olanlardan haberdar. Biz burada haberdar değilmiş gibi bu programı yapıp insanları bilgilendiriyoruz. Ama aslında insanlar haberdar bu olaylardan. Hı hı. Bu listelerin nasıl hazırlandıklarını gayet hazırladıklarını. Bakın 2017 senesinde Doğu Perinçek zaten açıkladı bu listeleri biz hazırladık dedi. Devlete biz o hakimlerin, savcıların, ordudan atılanların, polislerin, akademisyenlerin isimlerini biz verdik diye zaten ifşaat yaptı biliyorsunuz. Biz diyen de <laughs> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Evet. Nagihan yani, Alçı yapmış olduğu röportajda yayında bunu söyledi. Biz dedi bu fişlemeleri kimin ne olduğunu devlete vermiştik dedi. Yok düşünebiliyor musunuz yani. ya? Korkunç bir şey bu yani. yani. Ya korkunç bakın, CHP fişlemeleri yapmış, MP fişlemeleri yapmış ya da neyse onda o listeler varmış yani bir şekilde. Adamlar bu listeler geldiği zaman ortalığı ayağa kaldırıp ya bu nedir? Siz vatandaşı mı fişlediniz arkadaş diye ayağa kalkmış. Şimdi bu senin, sen ne fişlemesi bu falan. Tabii canım. Tabii. Yani evet. böyle eğer bu fişlemelere göre yargı buna göre işleyecekse yargıya ne gerek var ki zaten? O zaman yani, yargıyı komple fi, fiilen değil, hukuken kendi ortadan kaldırsınlar. Siyasette başa geçen kimse öbürünün ipini çekme hakkını elde etsin. Aynı abi. şeydeki gibi, barbar dönemlerdeki gibi. Yani barbar kral, barbar lider, bar barbar kabile şefi veya barbar reis. Reis diyorlar ya şimdi, barbar reis ise reis yani. O zaman alsın eline kılıcı, kim onun hoşuna gitmiyorsa, kimin suçlu olduğuna kanaat getirdiyse kanaati gereği ipini çeksin. Zaten Ayşe Ateş de diyor ya kanaat. Bakın ben burada birkaç not aldım. İstiyorsanız toplam programı kapatmadan. Aha. Şimdi mesela diyor ki e, darbe komisyonu diye bir şey. Bir kere zaten bu darbe komisyonunun ne olduğu çok böyle afaki bir şey. Hadi onu geçelim. İsimler geliyormuş bunlara isimler bu isimler nereden geliyor kendi kendine mi geliyor ayağı mı var bu isimleri yürüyorlar mı yürüyerek mi geliyorlar bunu birileri size iletiyor kim ulan bunlar yani bunu i̇şte sormuyorlar. Biraz önce söyledim yani, bir kısmını Perinçek bir kısmını Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında evet. CHP ve diğer evet. artık nereler varsa bu listeleri evet. hazırlamış. Şimdi Ayşe Hanım diyor ki röportajda Sinan diyor bilgi ve belge topluyordu diyor. Ya 10.000 kişi hakkında bilgi belge topluyorsan hani kişi başına bir sayfa olsa 10.000 sayfa yapar. Ben 140 sayfa, 150 sayfa ödevi bir haftada bitiremiyorum öğrencilerin ödevini. 10.000 sayfa sen nasıl analiz ediyorsun tek başına? Yani hikaye aslında gelenler konusunda karın gurultusuna göre karar vermişler. Belirli ki, belli ki yani böyle araştırma falan yok. Yani diyor ki referanslar arıyordu bizi diyor. Referanslar bizi arıyordu biz de referansları arıyor. Yani öyle bir e, enteresan bir durum var ki. Bunlar herhalde elektronik beyin gibi yani artificial intelligence gibi çalışıyor. Referanslar bunu arıyor. Bunlar da hemen biliyorlar listede kimin ne olduğunu falan. Hemen tık 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 bağlantıları kuruyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sonra şey diyor. E, ha, görevlendirme belgesi verilmedi. Görevlendirme belgesi verilmemesiyle ilgili yakınıyor. Yani o yakınmasının sebebi şu. Ya benim eşim çok iyi bir görev yaptı. Devleti için hizmette bulundu. Aslında bu hizmeti de kimse takdir etmedi anlamında söylüyor aslında Ayşe Hanım bunu. Yani ağzından ya o yüzden Hanım'ın bir başka sıkıntısı derdi de şu bunu söylemekte ki e, Sinan Ateş'e fütücü suçlaması yapılıyor şu anda arkasından. Evet. Şimdi o da ya benim kocam öyle biri değil. Bakın işte bu şeyde de o hazırladı bilmem ne gibilerinden evet. de bir refleks evet. veriyor. E, çok güzel çünkü neden? E, ya benim tırnak içinde söylüyorum. Benim kocam FETÖ'cü olsaydı FETÖ'cülerin e, FETÖ fişlemesiyle alakalı görevi de benim kocama vermezlerdi herhalde demeye getiriyor evet, kadıncağız aslında. Evet, evet. Yani söylediği şeyde ama. bir ma mantık var yani. Ama tabii şunu bilmiyor ki dünün FETÖ'cüleri pardon bugünün FETÖ'cüleri dünün makbul insanlarıydı zaten. Tamamı böyle yani tırnak içindeki FETÖ'cü evet. FETÖ'yü tırnak içine alarak. Yani bugün... FETÖ'cülükle itham edilen, suçlanan, irtibatlı, iltisaklı bilmem neli falan üzerinden insanların ipinin çekildiği bir ortamda herkes aslında daha önceden bu adamların birlikte hareket ettiklerini, yani e, bugün işte FETÖ'cü diye kara listeleri alıp ipini çektikleri insanlar daha önceden işte devlet bürokrasisinde, AKP ile birlikte, AKP'nin içerisinde hatta milletvekili olarak veya bakan olarak veya başka türlü önemli görevlerde bir arada çalışmışlar. Bunu herkes zaten biliyor. O yüzden ben şunu söyleyeyim toparlamak adına. Bu süreç nasıl kapanacak? Perde dedikleri zaman şöyle olacak. FETÖ'nün siyasi kanadıyla artık ilgilenmeye başladık diyecekler ve bu bugünkü AKP'lilerin, MHP'lilerin falan ipini çekmeye başlayacaklar tek tek. Yani rejim içi rejim içi güç mücadelesinde işte CHP gibi falan bir grup e, geldiği zaman başa onlar da diyecekler ki biz bunu devam ettiriyoruz bu tırnak içinde. FETÖ ile mücadeleyi devam ettiriyoruz. Artık e, operasyonlarımızı doğrudan siyasi kanada yapmaya başlayacağız diyecekler. Ve siyasi kanat kim olacak? İşte bugünkü iktidar mümessilleri, iktidar sahipleri olacak. Peki. Tabii. E, hocam sonuna geldik. Yayının teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim Erkan Bey. Çok sevgiler.